Merhaba arkadaşlar. Bukete Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapadım. İzleyenlerin adına da niyetlendim. Sizler de gönlünüzden geçirdiğiniz konu niyetlenin. Bakalım fincanımız neler söyleyecek? Hep beraber dinleyelim arkadaşlar. Öncelikle kanalıma destek olmak için abone olabilirsiniz. Zile basıp tümünü işaretlediğinizde gün içerisindeki videolarımdan da haberdar oluyor olacaksınız. Bukete Hanım biz size ulaşmak istiyoruz. Nasıl olacak diyorsunuz? Aşağıda link bırakıyorum. Link telefonunun Whatsapp linki. Tıkladığınızda Whatsapp üzerinden yazarak iletişime geçmiş olacaksınız. 0533-031-0132 Telefon numarası üzerinden bana ulaşım sağlamanız mümkün. Arkadaşlar. Şimdi öncelikle ben e, fincanımı kapatırken izleyecek herkes adına güzel söylediğim gerçekleşsin ve gönüllerinden neler diledilerse gerçek olsun inşallah diye temennisinde bulunup bu niyette kapatıyorum. Sizlere de mesajı göstereceğim fincanımızın. Bakalım nelerse çok ferah bir fincan. Evet arkadaşlar güzel dilekler başlasın. Çünkü önünüz çok aydınlık. Özellikle kargaşa dolu bir sıkıntı sürecini geçmişte bırakmışsınız ki ben e, geçmişte gördüğüm her şeyi mutlaka özet de olsa dile getiren bir yorumcuyum. Yorumlarınıza bakıyorum kimisi söylesene kimisi söylemesene diye böyle fikirlerini beyan ediyorlar. Arkadaşlar ben sadece özet de olsa söyleyen bir yorumcu olayım. Dinlemek istemeyen arkadaşlarım için bunu söyleyebilirim. İsteyenlerimiz de var çünkü. Şimdi geçmiş geçmiş geçmiş. Şimdi şöyle o kadar aslında rafa kalkmış bir sıkıntı öbeği ki bu rafta. Yani ben böyle bir şey yaşadım. Maalesef. Ve tecrübe ettim. Hani kötüydü o günler. Ama bundan sonra çok umut doluyum. Yarınlarımıza güzel bakıyoruz der gibisiniz burada. Şimdi iki kişi kafa kafayasınız. Sonunda uzlaşılmış ama uzlaşılana kadar. Yani ya da şöyle sevdiğimle ben birbirime kavuşacağım. Aileler herkes birbirine karşı gelmiş. Olaylar yaşanmış vesaire ama siz artık anlaşmışsınız. Bu bir ortaktır, bu bir karı kocadır, bu bir vesairedir. Yani sonuç olarak orada gördüğüm mücadelenizin sonunda sizin aslında o kişiyle uzlaşma sağlamış olmanız. Karşınızdaki insanın bir inatçı olduğunu söylemem lazım. Şimdi siz kendi adınıza aldığınız kararlar o kadar ferah ki. Şöyle oluyor arkadaşlar. Bir karar almışsınız bakın güçlüsünüz, teksiniz, etrafınız daha aydınlık. Yani ben aldığım kararda şimdi ben sizi tek görmeye devam ediyorum. Bir uzlaşma sağlanmış, boşanmaymış sanki. Çok inatçı. İnanılmaz benim dediğim dedik biri. Babanızmış, mirasmış, bilmiyorum ne işse arkadaşlar bu yaşadığınız tecrübe, bu yaşadığınız sınav geçmiş geçmiş olsun diyorum. Sizi tek görüyorum. Karşınızdaki insanların küçülmüş olduğunu görüyorum. E, bugününüze baktığın zaman güzel dilekleriniz var gerçekten. E, fark ettiyseniz zaten inan... Hatta şöyle tam ortasını göstereyim ne kadar ferahlamış gördünüz mü? Yani geçmiş tarafınız ve gelecek tarafınız resmen ikiye bölünmüş arkadaşlar. O yüzden size gönül rahatlığıyla çok şükür atlatmışsınız diyorum. Çok umut dolu bir fal. O yüzden bu fal sonrasında yani ben her böyle bereketli gördüğüm fallarda da söylüyorum. Arkadaşlar dönemsel olarak sıkıntılı döneminizi bitirmişsiniz. Lütfen kendinizin e, olumsuz düşünceleriyle kendi ayağınıza sıkmayın. Ket vurmayın. Moralinizi bozmayın. Modunuzu düşürmeyin. Umutsuzluğa kapılıp da boşu boşuna kendinizi umutsuzluğu çağırmayın diyor. Şimdi en azından Haziran Temmuz ayına kadarki süreciniz çok ferah bir kere. Geçmişte başlamış bu ferahlık. Aldığınız haberler var. Beklediğiniz haberler var. Sizin adınıza olumlu ilerliyor. Tek görüyorum ben sizi. Bunun anlamı yaşadığınız olaylarda güçlü kalan kişi sizsiniz demek. Edirne'nin E'si harfi var. Bir taşınma planınız var. Temmuz Ağustos gibi. Kesinlikle Ağustos'a doğru taşınılacak diyor bana falınız. Evet, Ağustos sonrasında tanış, taşınma kararı veriliyor. İşte o zaman biraz daha işlerinizin karışacak olduğunu söyleyebilirim. Şöyle geçmişte yaşadığınız rafa kalkın olay her neyse sizi Ağustos ayında şöyle bir tetikletecek. Mesela ben sizin maddi imkanları yerinde olan bir insan olarak görüyorum. Bir taşınmayı planladığınızı görüyorum. Parasını kazanan ayakları üzerinde duran bir insan. Hak hukuk yanlısı olarak çıkmış, e, haksızlığa uğradığı süreci rafa kaldırmış. Bundan sonra hayatını alacağı kişilere de e, geçiş bileti olarak güveniyorsa geçiriyor, ge güvenmiyorsa hayatını almıyor bile gibi bir net doğrusu olan bir kişi olarak görüyorum sizi burada. Siz hayatınızı böyle idam ettireceksiniz. Nisan bitti artık. Mayıs, Haziran, Temmuz bayağı böyle Temmuz'a kadar sizin hayatınızda bir stabillik var. Bu belirlediğiniz çerçevede çizgide ilerleyecek bir düz, düz bir çizgide ilerleyecek. Fakat Ağustos ayında sizin artık alıp gitmeniz gerekecek bir gelişme var hayatınızda. Mirasa gider alır satarsınız köyünüze. Ya da bizzat tayininizi isterseniz Ağustos'ta gidersiniz dilemem Bir gidiş var buradan. Var olan yerinizde yeni bir hayata, yeni bir sayfaya, yeni bir yere neyse bunun adı. Bir yenilik var sizin hayatınızda gerçekleşecek olan. Tam da bu noktada beklediğiniz haberlerden sonra gelen haberler sizi bu sefer geçmişteki kişiler belki ya da geçmişteki gibi dediğiniz bir sürece sokuyor olarak çıkmışsınız. Ya bunlar kaygı ya eyvah yine aynısı olursa kaygısı ya da zaten hali hazırda geçmişteki gibi oluyor bir şeyler diyorsunuz gibi sanki. Yani diyor ki bu fal sen Ağustos'a kadar keyifli bir hayat dilimindesin. Ağustos gibi birazcık sinyaller var bak tehlike çanları çalacak sanki orada. Sen eğer duygularını ve düşüncelerini net tutmaya devam eder. Bu çizginden bozmaz ve aynen az önce bahsettiğim noktada devam edeceksen sana bir şey olmayacak boş boşuna korkutma diyor. Şimdi dedikodunuzu görüyor musunuz? Tam da güzel şeyler olmaya başladığında kişiler özellikle iki kişi sizin adınıza ciddi anlamda laflar 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 diyor bana falınız açıkçası. Şimdi bakalım benim için önemli olan Ağustos sizin güzel ilerleyecek bir fal güzel ilerleyecek gelişmeler sizinle Ağustos gibi bakalım çok merak ettim ben de bu özellikle bu iki kişi sanki böyle e, diyor ki yani sizin bu rahat olan hayatınıza dair bir gözü kalmıştır çok güzel arkadaşlar şunun düşüşünü görün lütfen ya gördünüz mü çok güzel bir böyle evet bu sizin vesvesenizmiş şu an bize falımız bunu söyledi sen diyor vesveseler yapacaksın. Boş vesveseler bunlar. Evet yalnız sizin hayatınızda bu para, miras dediğim o geçmişte rafta olan şey baya baya kişilerin ters durmuş iki kişi var bir kere. Planlarını bozacaksınız o iki kişinin. Baya baya planı bozuluyor. Parasal bir şey bu. Yani onlar istiyorlar ki 100 lira ve veririz 1 lira kafası işte rahat olur diyorlar kafaların şöyle yani sizin almanız gereken 100 lira onlar kendi planlarına göre kendi kafalarında 1 lira verir susar deyip kafalarını rahat tutuyorlar. Öyle bir şey olmayacak ters duracak planları. Siz hakkınız 100 liraysa 100 liraya alacaksınız. Onlara kalsa 1 lira verelim sus payı olsun gitsin falan diye rahat bir kafadalar yani. Böyle bir uzayıp gitmiş bir süreciniz var. Yeni bir sürece giriyor musunuz? Evet ama arkadaşlar şöyle bir Ağustos ayında hakikaten biraz uykularınızı bile kaçıracak hatta çünkü şey var orada. Çok enteresan. Karşınızdaki insanlar inatçılar. Siz kendiniz ahlaken, vicdanen, mantıken çok rahatsınız. Çünkü kendinizden çok eminsiniz. Fakat özellikle Karşınızdaki insanların da bu kadar inat edeceğini düşünememiş gibisiniz. Ya bu kadar da olmaz herhalde der gibi. Şimdi bir Ağustos gibi biraz canınızı sıkacak bazı olaylar olacak yani olmayacak değil. Sonrasında sıra sıra dizilmiş insanların hanenizin içerisinde konuştuğunu görüyorum. Yani sınırlarını çizen bir insan var. Ters duruyorlar arkadaşlar. Ters dönmüşler aşağı doğru bakıyorlar. Yani planları alt üst olacak farkında değiller. Siz de izleyip göreceksiniz. İlahi adalet burada tecelli edecek tabii ki de. Şimdi aile tarafıyla aşk tarafınız çok kalabalık ve iç içe olduğu için düğün dernek meşgalesiymiş gibi. Sanki hayırlı bir toplanma haliymiş gibi. Bu insanların güzel bir olaydan dolayı bir araya geldiklerini gösteriyor. İki tarafı yani şöyle çiftleri çok net görüyorum karşılıklısınız. Hayatımda benim biri yok. Mesela Ağustos'a kadar tabakta sizi pardon fincanda sizi Ağustos'a kadar şey görmemiştim. Biriyle beraber görmemiştim yani hani. Aşksınız var, aşk var, birliktesiniz, dudak dudağısınız dememiştim ama özellikle Ağustos sonrasında sizin hayatınızda biri var ve işte şansınız yaver gidecek. Çok kısmetli bir fal bundan emin olun. İş tarafında da güzel bir sürece doğru ilerliyorsunuz. Kalabalık insanlara bir şeyler anlattığınızı görüyorum. Özellikle iki insan size çok sebat ediyor gibi çıkmış. Bir sisli puslu süreç var. Özellikle Temmuz-Ağustos aylarını kapsayan. Ama Ağustos'tan sonra çok daha rutine dönmüş. Önünü açan, standart stabil hale gelmiş bir işleyişiniz varmış gibi. Zaten siz öyle bir çemberiniz etrafça dönmüş ki. Diyor ki yani bana fal. Sen yaşayacağını yaşayacaksın. Geçmişteki gibi olduğunu düşündüğün bir şeyler de olabilecek ama o geçici bir şey atlatacaksın. Hak hukuk yerini bulacak. Haksızlığa uğramayacaksın. Uğrama ihtimalin tekrar gündeme Ağustos gibi gelebilir ama sen bunun böyle olmasına asla izin vermeyeceksin. Çünkü az önce bahsettiğim çizgiden asla taviz vermiyorsun. Hane içerisinde güzel bir kalabalık hali var. Bu kalabalıkta kendini kanıtlayan bir siz varsınız. Özellikle aş tarafınızda iki kişinin karşılıklı hayırlı bir işten dolayı size geldik diye bir kalabalık olduklarını görüyorum. Hani karşılıklı çiftin arkası kalabalık, sizin arkanız kalabalık. Bu güzel kalabalık gerçekten hayırlı bir iş için. Oğlunuz, evladınız, kendiniz, kiminiz, yeğeniniz, kuzeniniz, kız kardeşiniz, ablanız bilemem ama bu hane içerisinde güzel bir insan topluluğu var. Bana deseniz ki tahmini ne zaman? Ağustos, Eylül civarı diyorum sizlere. Ağustos, Eylül'de evlilik adına geçmişten bir kaçış, gidiş var. Yani yeni bir düzen var. Ben burada güzel bir süreç gördüm. Evlilik garanti diyor bana resmen. Çünkü hani bu kalabalığı böyle sık sık bir arada geliyorlar bu topluluklar. Hani söz, nişan, düğün, dernek bitti gibi. Hani böyle kısa zamanda çok kalabalığın sık sık yeri gidiş geliş hali var. Evliliğe doğru gidiyor bu ilişki hali var kesinlikle. Gelecekten ümitlisiniz. Parasal anlamda da gerçekten bereketlisiniz. Hanedeki sıkıntı tamamen geçici. Özellikle Ağustos'ta gelecek ve gidecek. Sen dengeni bozma diyor. Karşındaki insan birazcık inatçı ama sen çizgini bozma dediği bana falanı. Zaten ikisi de aşağı doğru bakıyor. Hali hazırda iki tane inatçı bir insan varmış. Ya da size baltalayan iki insan diyelim biz buna. Ama o insanlar hayal ettikleri gibi size 1 lira verip sizi susturamayacaklar. Hakkınız 100 liraysa 100 liranızı alıyorsunuz diyor bana falanız. İnşallah da güzel gördüm. Her şey gerçekleşsin tabii ki de. Falanın sonuna geldim arkadaşlar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum her şeyden önce. Şimdi ee, bu kitanın biz size nasıl ulaşım sağlayabiliriz diye soruyorsunuz. Ben hemen sizlere bilgi vermek istiyorum bu konuyla ilgili. Kanalıma destek olmak için abone olabilirsiniz. Zile basıp tümünü şartlediğinizde gün içerisindeki videolarımdan size bildirim gelecek. Haberdar olacaksınız. Sabah 10'da akşam 7'de günde 2 defa fal videosu yayına mutlaka alıyorum. Bunun dışında ee, şöyle söyleyeceğim. 0533 031 0132 Telefon numarası üzerinden bana ulaşım sağlamanız mümkün arkadaşlar. Aşağıda bıraktığım link zaten whatsapp linki. Tıkladığınızda benimle iletişime geçmiş olacaksınız. Şimdi ben her videomun sonunda mutlaka kendi duygu düşüncelerime yer veriyorum. Buraları da dinlediğinizi biliyorum. Yani ben birbirimize pozitif bir enerji verdiğimiz bir ara yani bir kanalım var burada. Ve bu kanalı oluşturmuş olmak beni mutlu ediyor. Sizlerden pozitif aldım enerjiyle yoluma devam ediyorum. İyi ki varsınız Buket Hanım diyorsunuz. Ben de sizlere iyi ki varsınız diyorum. Yani yorumları okuduğumda hissettiğim o duyguyun tarifi yok inanın tarif edemem. Çok mutlu ediyorsunuz beni. İyi ki sizlerde varsınız. gönlünüze yüreğinize sağlık diyorum her şeyden önce. Süreç bizleri zaten yoruyor yıprattı da yeteri kadar. Ben bu süreçte bizleri ee, tabii ki de bir savaş hepimiz hayat boyunca hep bir mücadele içerisindeydik bu mücadeleyi verip tamamlayıp sonrasındaki savaşı aşıyor muyuz aşamıyor muyuz ben bu kısmını yorumlayan bir yorumcuyum o yüzden pozitif gibi gelebilir ama zaten sizin mücadele edecek olduğunuz süreçleri mutlaka dile getiriyorum önemli olan da bu sınavı bu savaşı yeniyor muyuz bu sınavı başarıyla atlatıyor muyuz önemli olan o diyorum. Ben bu yönde yorum yapan bir yorumcu olduğumu da bildirmek isterim. Aramızda yeni katılan arkadaşlarımız var. Gün geçtikçe büyüyoruz. İyi ki varsınız. Hepiniz hoş geldiniz diyorum. Süreç bizleri çok... Dedi ki sen onu bunu kafana takıyorsun tamam ama sağlık. Sağlığın yerindeyse yapabilirsin bunları. Ya değilse. Yani tokat gibi vurdu yüzünüze sağlığın ne kadar önemli olduğunu. insanlar başı ağrıyorlar. Orası midesi ağrıyor. Ha, önemsemiyorlar vesaire. Çok kötü sonuçlarla ah keşke gitseydi'ye diye bağlanan kötü anılar tabii ki de yaşadık mı yaşıyoruz duyuyoruz da. İşte sağlığın yerindeyse su yolunu bulacak. Sen dert etme sen sağlığına dikkat et dedi bu dönem bize. Ve 7 e, 7'den 70 herkes çok sıkıldı. Tabii ki de çok da haklıyız hepimiz. Ben de sizler gibi bir an önce geçmesi adına dua eden e, neredelim arkadaşlar. Bugünlerde sınav diye bakıyorum. Hayata böyle bakarım. Yani merdivenlerden çıkması biraz zor olur. Çok yoruluruz. Nefes nefese kalırız. Çok efor sarf ederiz. Ama aşağı patır pütür insan ve yukarı çıkarken gibi değil yorulmadan. Yani bir gün iflas ediyoruz. Bir günde aşkımız bitiyor. Yani o yüzden gerçekten sınavlarımız devam edecek. Dün başka, bugün başka, yarın başka şeylerle sınandık. Sınanıyoruz, sınanmaya devam edeceğiz. Sizlerin burada yapması gereken yani tüm insanoğlunun bizlerin aslında Yarınlardan umudunu yitirmemek. Gardını yüksek tutmak. Bizleri yarına taşıyacak en büyük gardımız umudumuz arkadaşlar. Bunu her zaman böyle düşünen biriyimdir. Bedduadan korkarım. Negatif enerjisi döner dolaşırsa bana gelir. Sevdiğime gelirse ah diye korkarım. O yüzden beni üzen insanların zaten benim kadar üzülmesini tabii ki de istiyor insan. Beni üzdün sen de üzül de gör bakalım nasıl bir duyguymuş dedirtiyor. Bazen bu insani bir e, duygu. Saygı duyuyorum. Ancak bedduadan ziyade ilahi haderde teslim etmenin ve Allah herkesin kalbinin ekmeğini yedirsin demenin en doğru yol olduğunu düşünüyorum. İlk gün itibariyle sloganlaştı ben de sizler de yani aranızdan birinizin e, böylesi dua etmesine vesile olduysam ne mutlu bana diyorum. Şunu yapmaktan yorulmayacağım. Kendinize, sağlığınıza dikkat edin. Psikolojik sağlığınızda tabii ki de. Yarın aramızdan umudumuzu yitirmemeliyiz. Bugünler geçecek. Sınavlarımız devam edecek. Umut, umut, umut diyorum arkadaşlar. Son olarak da kesinlikle Allah herkesin kalbinin ekmeğini yedirsin diyorum. Kalbinizin ekmeğini yiyin. Kalbinize güzel şeyler ekin. Kalbe ekilen tohumlar neyse alacağınız karşılıklar da odur. Siz kalbinizi güzelliklerle doldurun. Karşılığını bir an önce alın inşallah diyorum. Videomun sonuna geldim. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Başta sağlıkla kalın. Hepiniz hoşçakalın.